Serap Dinç Aslan, Kemal Şahin'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Kemal Şahin, Serap Dinç Aslan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Yapacağız onlara.
Durun diyorum size. Durun! Duymuyorsunuz mu beni? Durun! Muzaffer Ali. Ah, oğlum. Bebeğim benim. Oğlum. Kemal, yetiş. Ne olursun yetiş. Ne olur Kemal yetiş. Nerede? Hanımın çiftliğini basmışlar. Çabuk toparlanın. Silah koş. Durun! İçeride el kadar bebek var! Boğacağım lan seni. Yapma, yapma, yapma. Boğacağım lan seni. Ben ne yaptım size? Ne yaptım ben size? Ne yaptım ben size? Benim bebem öldü.
Sen de öleceksin. Geberteceğim. Bırak. Bırak. Benim bebeğime bağışla. Yavruma bağışla beni. Allah'ım. Yanma. Getirir. Yemin ediyorum getirir. İkisi de gitti. Ali! Ali! Oğlum! Oğlum! Ali! Ali! Bırak! Bırak beni Ramazan! Bırak gireceğim! Oğlum! Bırak! Ali! Kemal! Ağlam! Ay! Aslan çiftliğini yakmışlar. Çiftlik cayır cayır yanıyor. Allah'ım. Ne oluyor? Cemşir. Çiftliği yakmışlar. Çiftlik cayır cayır yanıyormuş. Kim yakmış? Fabrikanın işçileri yakmışlar zaten. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım şuna ya. Sen dur Cemşir. İyileşmedin daha ne olur. Asuman'ın kanı. Bebeğe uyuyor. Ben onu alıp geliyorum. Tamam mı? Bunu merak etme. İkisi de iyi olacaklar. Nabız ışık efendim. Vücudunda ağır yanıklar var. Kafatasında da çatlaklar var. Cemşir'e, Asuman, açın hele.
Ramazan efendi, hayırdır? Çitliği yaktılar biliyor musun? Sabi'nin durumu kötü. Hastanede kan gerekiyor. Benimle gelsene Allah'ın sen. Tamam, hemen. Ramazan. Kızım var. Gülleyi Cemşir'a Gülleyi. Kemal'in durumu iyi değil. Bebeği ateşlerin içinden çekti, çıkardı garip. Şimdi o da hastanede, durumu fena. Hadi kurban olayım, yetişecek. Hadi. Hadi. Gel hadi. Çiftlikten geliyorum. Orada ortalık mahşer yerine dönmüş. Döndü ya. Abo. Geçmiş olsun. Kemal'in durumu nasıl? Hay Allah. Böyle bir şey neden yaptılar? Hiç anlamıyorum ki. Ne diye olacak? Paraları ödenmedi diye. Ne? Ne demek paraları ödenmedi? Ne diyorsun sen? Ben işçilerin parasını ödedim. Ödedim bütün paraları. Böyle bir şey bize nasıl yaparlar? Vicdansızlar. Siz bunlar. Sakin ol kızım, sakin ol. Metin ol kızım. İşin aslı anlaşılır. Suçlular cezasını çeker. Hele Kemal'le oğlan bir iyileşsin. Haklı bu. Hem de en mutlu günlerinde. İyileşecek mi? Hasta kuvvetli ihtimal kafa travması geçiriyor. Ne demek bu? İyi olacak, iyileşecek değil mi? Elimizden geleni yapacağız ama hayati tehlike söz konusu. Her duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Yok. Atlatacak. Atlatacak Kemal. İyi olacak. Tamam mı? İyileşecek, ayağa kalkacak. Metanetli olun. Bu kafa travması da ne ola ki? Vaziyet kötü. Beyinde hasar var demek ki. Baba bu. Uyanamayacak desene. Uyanacak. İyileşecek Kemal. Anladınız mı? İyi olacak, ayağa kalkacak. Herkes anladı mı? İyileşecek. İyileşecek Kemal. İyileşecek. Niye yaptılar bunu bize? Neden yaptılar bunu bize? Bunu bize nasıl yaptılar? Nasıl kıydılar? Neden yaptılar? Neden yaptılar? Siz mi yaptınız çiftliği? Yeterince vuku çıkmadı mı? Gri yaptınız, kan döküldü. Yetmedi mi? Onun yüzünden bir arkadaşımız öldü. Habib'in bebesi öldü. Biz de cezasını kestik. Cezasını kesmek size mi düştü ha? Elebaşları Habib diye biriymiş komutanım. Onu henüz yakalayamadık. Derhal yakalayacaksınız. Taş taş üstünde bırakmayın. Görsünler bakalım Ali Kıran başkesenlik neymiş. Halide, işçiler çiftliği yakmışlar. Yaksınlar. Biz de bunu istemiyor muyduk zaten? Yaptıklarının cezasını çeksinler. Halide, çiftlik yanarken bebek de içerideymiş. Ne? Selim, ne diyorsun sen? Thank you.
Bacım, kan verecek arkadaş geldi. Buyurun. Ateş düşüyor. Ali ilişki kanı. Yavrum benim. Kuzum. Asu. Sağ olasın. Hanım. Kemal Bey de iyileşecek inşallah. Cemşir Efendi'nin de aklı burada ama gelemedi. Sağ Cemşir'i soran olmadı. İşim bitti. Var git hadi. Cemşir bize lazım de. Durumu nasıl ha? Tahmin ettiğimiz gibi. Darbenin neticesinde beyin kanaması vuku olmuş. Şuuru kapalı, komada. Zayiat tahminimden de büyük. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir şey kalmadı maalesef. Sağ lob iyi olsa da sol lob göçmüş vaziyette. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık uyutacağız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Allah affetsin. Konuşsanıza. Güllü. Demin doktor vaziyeti anlattı da. İyi. Bana da anlatın o vakit. Ne oldu? Tahmin ettiğimiz gibi. Darbenin etkisiyle beyin kanaması vuku bulmuş. Elimizden geleni yaptık. Lakin... Lakin ne? Ne lakin? Güllü. Metanetli ol. Tamam mı? Konuşsanıza Allah aşkına. Söylesenize ne oluyor? Şuuru kapalı. Komada.
Zayiat beklediğimden de büyük. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık maalesef. Hayır. Olamaz. Yanlışınız var. Kemal bebeğimi kurtardı. Sapa sağlamdı. Ayakta. Ramazan. Bir şey söylesene, iyi olacak Kemal, desene. Gülür, kurban olduğum şimdiki... Demin doktoru bir de söyledi, biliyor musun? Başına darbe atmış ya. O darbeden böyle beyin kanaması oluyormuş. Öyle değil mi? Aslında böyle dinç görünüyor ama. Kan beynine gidince... koma oluyormuş. Hayır Kemal'e bir şey olmaz. İlişecek. Söylesenize. İlişecek desinize. Kimse ağlamayacak. Duydunuz mu beni? Kemal'e bir şey olacak. Ayağa kalkacak. Biz el ele çıkıp yürüyeceğiz buradan. Anladınız mı? Kimse ağlamayacak. İyi olacak Kemal, desinize. Kemal, beni duyuyorsun biliyorum. Buradayım ben. Yanındayım. Kemal, sakın gitme, olur mu? Daha çok erken. Daha vakti değil, çok erken. Yapacağımız o kadar çok şey var ki. Beni affet. Seni dinlemedim. Eğer o çiftliği almasaydım bunlar olmayacaktı. Atıp atsın o çiftliği. Atıp atsın. Hele sen bir iyileş. Senin istediğin gibi, senin istediğin yerde yaşayacağız. Söz veriyorum sana. Sen ne dersen olacak bundan sonra. Üzmeyeceğim seni bir daha. Hiç üzmeyeceğim söz. Yeter ki iyileş. Yeter ki aç gözlerini. Yine bak bana. Güllüm. Thank you.
sana yalvarıyorum. Ne olursun alma. Daha çok erken. Vakit çok erken. Daha çok erken. Bak hele, dinleyin hele ya. Adana'nın nüfuzlu hanım ağalarından Serap Hanım'ın çiftliği dün gece baskına uğradı. Serap Hanım büyük kulüpte Kemal Şahin ile dünya evine girerken çiftliğin Dinç Aslan fabrikasında çalışan öfkeli işçiler tarafından basıldığı malumatı alındı. Ne diye dellenmiş ki bunlar? Fabrikada grev var diye duyduydum. Ondan dellendiler mücerret. Şşş dur hele ya. Dinç Aslan fabrikası işçilerinin grev yapmak suretiyle kanuna karşı geldiği... çıkan vukuatta işçilerden... Ahmet Sönmez'in vurularak öldüğü bildirildi. Bu bizim Ahmet. Vay be! Dağ gibi oğlan gitti desene. İşçiler kısasa kısas dediler demek ha? Uymakları batsın. İspirto gibi parlamışlar. Olacağı buydu ağalar. Nasıl bizim topraklarımızı, rızkımızı elimizden aldılar? Onların da parasını ödemiyorlardı. Bizim yapamadığımızı onlar yapmış. Helal olsun. O ne demek Hasan? Ağzını, arşını, endazesi de yok. Hasan haklı. Yazının çıplağı çiftliği hanım oldu. Kıyamet ondan koptu. Yazının cıplağının ne kabahati var? Lem yezelin. Ezelden takdirine bağlı. Onun izni olmadan karınca bile adımını atamaz. Vallahi kardeşim. O hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Allah vere de başka can kaybı olmuyor. İnşallah. Ahmet'in cenazesini köyüne yollamışlar. Toprağı bol olsun. Çitlik tek mil yanmış diyorlar. O güm güm gümüleyen çitlik de taş üstünde taş kalmamış. Kadersiz Güllü, Serap Hanım oldu olalı bir gün yüzü görmedi. Hey ya, dur diyor. Parayla saadet olmaz diye boşa dememişler. Hastaneye mi? Yok Hacer, başka bir işim var, onu halledeceğim. Ne işin var ki? Meyhane kaç gündür mühürlü. Bir yolunu bulup onu halletmem lazım, değil mi? Reşit. He. O karı hala mapusta mı? Hangi karı ya? Canım hangi karı olacak? Gülizar soykasını diyor. Bak, adı geçti. Yeleğe ters giydim, görüyor musun? Ben ne bileyim ya? O Gülizar şeytanının bekçisi miyim ben? Sefil olsun. Bahane. Değil mi? Kardeş. Şimdi bir baksana. Bir şey soracağım ben sana. Acaba beni daha ne kadar içeride tutmayı düşünüyorsunuz? Onu ben bilemem. Öyle mi? Kim biliyor? Komutanım bilir. Komutan biliyor. Ama kaç gün oldu biliyor musun? Ben gibi anlatacağım yani derdimi. Komutanlığın yüzünü gördüğümüz mü var? Sağ diyorum. Bir baksana. Ama var ya, sizin bu yaptığınız var ya çok ayıp bir şey. Gerçekten bak. Suçsuz ve günahsız, masum olan bir kadını içeride tutuyorsunuz.
derdine yansın. Besler misin Masum onu? He? Rahşet. Kemal nasıl oldu kurban? Kemal'in durumu çok fena Cemşir. Fena. Ben gene de bir uğrar, sana haber getiririm. Sağ ol. Ona kurban. Hadi eyvallah. Ah Cemşir efendi, ah. Kemal'i bir göreceydin ki. Nasıl da daldı alevlerin arasına. Çek daldı bebeciği. O olmasaydı... torunun Şinci'ye yoktu. Kemal torunumu kurtarmış ya. Allah da inşallah onu kurtarır. Amin. İnsan sevdiği birini kaybettiği vakit onu son görüşü kalırmış aklında. Anam, anam öldüğünde o hali kazınmıştı aklıma. Ben böyle olmak istemem. Benim öyle hatırlamanı istemem. Kemal. Böyle konuşma ne olursun. Güllü. Kapat gözlerini. Hayır Kemal. Hayır. Ne olursun. Hadi. Kapat. Çünkü bu odada değilsin. Düşün ki hastanede değiliz. Hayır Kemal. Hayır. Açma. Açma. Kapat hadi. Düşün ki. Nehrin ortayız. Sadece ikimiz. Başka kimse yok. Hiç kimse yok. Kuşlar duyuyor musun? Ne çok hayal kurardık burada. Ne vakit birbirimizi özlesek buraya kaçardık.
Yine kaçarız. Ne zaman istersen. Belki de kaçamayız. Kemal. Affet beni. Seni dinlemedim. Eğer o çiftlikten vazgeçseydim, o vakit bunların hiçbiri olmazdı. Zamanı geri döndüremiyoruz ki. Maziyi değiştiremezsin ama istikbalini değiştirebilirsin. Söz ver bana. Sen iyi bir ana olacaksın. Kemal. Konuşma böyle. Bizim çocuklarımız olacak. Beraber yaşlanacağız. Söz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Ben sensiz yapamam. Senin önünde çok uzun bir hayat var. İnan bana. Ali ile beraber çok mutlu olacaksın. İnan. Üzüldüğünde, sıkıldığında, bir şeylerden korktuğun zaman en güzel günlerimizi düşün. Söz mü? Öyle yapıyorum. Buradan çıkacağız Kemal. Evimize gideceğiz. Bir güzel boyayacağız orayı. Sonra beraber elden geçireceğiz her bir şeyi. Bir radyomuz olacak. Bir karyola. Aa, bir de aynalı dolap. Başka bir şey lüzum yok ki. Perdeleri yine sen dikeceksin değil mi? Perdeleri ben dikeceğim Kemal. Ben seni hep seveceğim Gül. Nerede olursam olayım. Hep seveceğim. Ben de seni hep seveceğim Kemal. Nerede olursan ol. Kemal. Oh, 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 oh. Kemal.
Kemal Şahin ölmüş. Anlaşıldı. Cemşir Efendi. Kemal. Öldü. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazdım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş. Kemal'i kaybettik. Öğle namazına cenazemiz var. Gönlüm hepimizin başı sağ olsun. Sebep. Namlı musunuz? Ha? Size soruyorum. Yaptıklarınızdan memnun musunuz? Yüreğiniz soğusun. Kemal öldü.
geldi. Hadi. Güllü. Hadi. Kurban oldum. Biliyorum sen burada beklemek istiyorsun ama... ne kadar beklersen bekle... beklediğin gelmeyecek.
iyisiniz, sağ olun. Sağ ol. Suçluları yakalayabildiniz mi? Çiftliği yakan işçilerden bazılarını yakaladık. Yalnız elebaşını arıyoruz. Çiftliği niye yaktılar hiç anlamadım. Bize bunu niye yaptılar? Serap Hanım, sizin ihbarınızdan sonra fabrikada vukuat çıktı. Ondan sonra işçilerin galyana geldiğini, nümayiş çıktığını sanıyoruz. Ne diyorsunuz siz, ne ihbarı? Grev yaptıkları gerekçesiyle işçileri ihbar etmenizden bahsediyorum. Ben kimseyi ihbar etmedim komutan. Ben işçilerin parasını ödeyebilmek için tarla sattım. Grevi sürdürmeleri için bir sebep yoktu. Anlaşıldı Serap Hanım. Eğer bu olayın içinde başka bir iş varsa ortaya çıkaracağımızdan şüpheniz olmasın. Bu olayı azmettiren her kimse iki elimiz yakasında olacak. Sağ olun, sağ olun. Ben böyle olsun istemedim. Hiç istemedim. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Bak hele, sen nerede iş tutuyordun? Ben mi? Ya ben sana kaç defa söyleyeceğim, ben iş falan tutmuyordum diye. Zımbırından da geçilmiyor maşallah. Ben bir kere koskoca dinç arslan çiftliğinin yıllarca hizmetkarlığını yapmış bir insan. Sizin durumunuzla benim durumum bir mi ya? Eski çamlar bardak oldu sultanım. Sen bizim aramıza düştün ya, ne geçmişin var bundan kelli ne de istikbalin. Ha, bu lafımı da iyi belli. Sen buradan çıktığın vakit asıl kahır neymiş göreceğim. Gülizar kim? Benim. Çık hadi, serbestsin. İsa mı? Hadi hadi, sallanma. Sultanım, kraliçem, sahnelerimin bülbülü. Şimdiye kadar nerelerdeydin? Ya biraz geciktim doğru, kusura bakma. Ama geçmiş olsun ya, gel bir öpeyim seni, gel gel. Geçmiş olsun ya. Ne yapak işte ya. Ortalık fena halde karıştı. Bir yanda hastane, bir yanda cenaze. Ben de ancak şimdi gelebildim, ne yapak. Ne cenazesi? Aa, senin haberin yok değil mi? Gülizar, işçiler dinç aslan çiftliğini bastılar. Ortalığı var ya tarumar ettiler. Kemal de tahtalı köyü boyladı. Baba. He. Ne diyorsun sen ya? Ya, takdiri ilahi işte, ne yapacaksın? Piyangonun kime çıkacağı belli olmuyor ki. O yüzden ne yapmak lazım Gülizar Hanım? İyi yaşamak lazım. İyi. Ya. işte. Dükkan da var ya, günlerdir mühürlü. Feci halde para kaybettim Gülizar, feci. İşte şimdi hemen işe koyulup o paraları yerine koymak lazım, anlıyor musun? Hadi işe gidelim, hadi gel gel. Ya sen benimle maytap mı geçiyorsun ya? Ha? Ben bir daha gider miyim o meyhaneye? Bir daha ben o meyhaneye gireyim, anamın donu başıma. Ya ne yapacaksın? Böyle açlıktan yollarda sürüne sürüne ölecek misin? Ama var ya, sen hiç merak etme. Ben senin derdini çözdüm. Neymiş benim derdim?
Senin derdinin dermanı Gülizar. Aha da bu. Neymiş bu? Ne olacak? Senin vesikan. Çok uğraştım ama aldım. Zaten var ya, seni de bu yüzden bıraktılar. Bugüne bugün artık vesikalısın kız. İstediğin her yerde çalışmana müsaade ediyorlar. Ama Gülizar, var ya, önce senin evini değiştirmemiz lazım. Zaten Tenekeli mahalleli de sana biraz kızgın. Öyle mi? He. Sebep? Ya sebep ne olacak işte? Tenekeli mahalleyi bilmiyor musun? Senin hakkında ileri geri konuşup duruyorlar. Ama var ya Gülizar, sana şöyle Adana'nın en güzel yerinde şöyle cumbalı bir konak aldığın zaman bu Tenekeli mahalleli yalaklar da susacaklardır. Seninle var ya çok para kazanacağız kız, çok para kazanacağız. Demek bana bir sıka çıkarttın ha? He. Şeytan cehennemde iş var dese maaşı kaç lira diye soracaksın, öyle değil mi? Ulan, ulan Deyyus, ulan hain, ulan ben senin yüzünden iki paralık oldum. Hala bana vesika çıkarttım diyor. Düşmüş karılarla aynı yerde yatırdın beni. Namusum iki paralık oldu. Yeter be, yeter, yeter. Hala bana namusum diyor. Sen de benim bir geçmişimiz yok mu? Ha? Sen sadece benim koynuma mı girdin? Ha? Bir de utanmadı. Diyor. Ulan! Herif, seni öldürürüm Reşit. Seni öldürürüm. Bir daha sakın karşıma çıkma. Ne bakıyorsun kardeşim? Sinema mı oynuyorsun? Yürü işine. Asuman. 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 Cemşir, ben senin hayatına girdiğimden beri hep bela getirdim sana. Ne kadar istesem de artık yapamam. Senin bir ailen var. Ben bunu unutamam, yok sayamam. Sana veda etmeden gideceğim. Çünkü yüzüne bakarsam hiç gidemem diye korkarım. Öylesi bir acıdan sonra senin yerin karının, kızının yanıdır. Onların sana ihtiyacı var. Bundan böyle kalbimde taşıyacağım seni. Sen de öyle yap. Kızını, karını yalnız koyma. Onlara babalığını, kocalığını göster. Senden tek dileğim bu. Hakkını helal et Cemşir. Al sonu. Yardım demedim.
nasıl baktığını. Kim bilir sana nasıl yakışır gelinlik. Bahir'e ne diyeceğim? Kemal şimdi sana bakıyor. Senin burada böyle ağladığını görüyor. İçi parçalanıyor içi. Ne vakit senin yüzün gülecek. Ancak o vakit huzur bulacak Kemal. Ne vakit katilleri bulunacak, o vakit huzur bulacak Kemal. Bu memlekette özü sözü dost doğru. Harbici. Üç kişi varsa bunlardan biri Kemal'di. Oğlanın feleğe minneti yoktu. Öyle yemin ediyorum. En çok da ne koyuyor biliyorsunuz mu? Vakitsiz ölüm. Hoş. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne ölümün vakti mi olur oğlum? O da doğru ya. Ben dayımı kaybettim. Babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah var ki ama üzüldüğüm kadar üzülmedim ikisine de. Çok gençti be Ramazan. Çok gençti. En mutlu gününde öldü. Ne dek? Kaderi böyleymiş. Toprağı bol olsun. İşçilerin nasıl olup da bu raddeye geldiğini aklım almıyor. Hakikaten ya. Biz o gitten sonra seninle hiç konuşmadık ha. Düğünde sen paraları dağıtmadın falan diyordun, o ne? He, dağıtmadım. Ya Hafız, sana 40 yılın maaşı bir tane vazife veriyoruz, onu da yerine getiremiyorsun. Al işte, o yüzden herkes isyan ediyor. Yani günah benim mi oldu şimdi? Bu işin müsebbibi ben mi çıktım? Ya vallahi hiç kimse bana bir vazife söylemedi. Ya Hafız, beni dellendirme ya. Selim aradığımı söylemedi mi kardeşim sana? Yok, söylemedi. Seni avukata yollamadı mı paraları al diye? Yok, yollamadı, almadım. Ne diyorum sen? Ramazan, bak hele. Bu müdür Selim paraları kendi cebine cukka etmesin sakın. Şayet böyle bir şey yaptıysa bütün bu olup bitenden o mesul demektir. İşçilerin gözü dönmüş. Ortalığı yakıp yıkmalarının nedeni bu. Ben bu meseleyi yarın öğrenirim. Eğer bu işin arkasında o Selim denen siz varsa... Eğer varsa onu anasından doğduğuna pişman etmezsen benim adım Ramazan değil. Hadi de.
olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum Halide. Ya yaptıkların ortaya çıkarsa? Ha? Ya işçileri senin kışkırttığın ortaya çıkarsa ne olacak? Ben kışkırttım öyle mi? Ben kışkırttım. Ben hiçbir şeyi tek başına yapmadım. Sen de bana yardım ettin. Ben işlerin bu raddeye geleceğini bilseydim sana katiyen yardım etmezdim Halide. Ben biliyor muydum? Bütün bunları ben biliyor muydum? Kemal'in öleceğini biliyor muydum ben? Düğün vardı, çiftlikte kimse yoktu. Muzaffer Ali'nin orada olabileceği aklıma bile gelmedi. Gelmedi. Tüm bunların hiçbir ehemmiyeti yok artık. Çevirdiğin dolaplar er geç ortaya çıkacak. Senin yerinde olsam derhal Adana'yı terk ederdim. Pey. Buyur. Reşit. He. Senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş? Çizik mi o? Ne bileyim ben. Ya benim zaten aklım başımda değil. Dalmal değmiştir canım, ne olacak başka? Sen Cemşir'in ervasını verdin mi? Götürdüm götürmesine de kapıyı açan olmadı. Evde değil zar. Allah Allah. Nereye gider bu saatte ya? O kadına gitmiştir. Asuman'a mı? He. Yok canım. Ya zaten Asuman burada kalıyor. Cemşir taburcu olduğundan beri başından hiç ayrılmadı ki. Ya bak şimdi ben de merak ettim ha. Dur ben bir şuna bir bakıp geleyim ya. Neden kapıyı açmıyorsun? Bak ben merak ettim. Asuman nerede? Gitti. Gitti mi? Nereye? Mektup yazmış. Bir veda etmeden gitti. Ama yakında ben de gideceğim. Sen de mi gideceksin? Hı. Nereye? Oraya. Hamza'nın gittiği yer. Kemal'in gittiği yer. Saçma sapan konuşup durma. Sanki vaden dolmuş gibi. Sonunda hepimiz o dört kolluya binip gideceğiz. Acelenle. Benim badem doluyor işte. Ya
İnsan ne zaman ölebileceğini bilebilir mi Cemşir? Bana aslan ulaştı. Karaciğerim böyle isyan etmiş, iflas etmiş. Kötüymüş doktor söyledi. Hani insan gününün saatini bilemez ama... ...senin anlayacağın ben bu kız... ...portakallar göremeyeceğim. Kötü müymüşün? İçki miçki içmek yok kardeş bundan sonra. Hiç içki yok kardeş. Kimseye demeyeceksin ama ben kimseye demedim. Bak son zamanlarda seninle aramız kötü, kötü olaylar yaşadık ama... Sen beni seversin Reşit. Söz ver bana, kimseye demeyeceksin kurban. Çok mu kötüymüşün? Söz ver kurban. Demeyeceğim. Söz kurban, söz. Yemin ediyorum derleneceğim. Kaç saat oldu? Niye doğmuyor ki de bu bebe? Yine vazgeçti zar. Ya sabah köründen beri diktin beni buraya. Doğdu şükür. Doğdu.
Gözün aydın Ramazan. Nur topu gibi bir oğlun oldu. Aleş, emmi oldum. Allah analı babalı büyüsün. Rabbim bir yerden alırken bir yerden veriyor işte. İkisi de iyi mi? Gel de kendin gör. Ramazan, siz birazdan girersiniz olur mu? Ramazan, emmi oldum. Emmi olduğum için de senin baba oldun. Ha Afas, sen emmi oldun. Ben de baba oldum Melina. Allah! Lan tenekeli! Duyduk duymadık demeyin. Ben baba oldum oğlum. Benim bir tane oğlum oldu lan. İnşallah. Sağ ol. Allah! Tenekeli! Duyduk duymadık demeyin. Ramazan baba oldu. Ben de emmi oldum. Emmi oldum lan. Hayrola işte. Ama ne olacak? Tenekede hep olan olay. Ramazan'ın çocuğu oluyormuş. Hayırlı olsun. Allah anal babalı büyütsün. Canım. Oğlum. Ramazan. Kızı. Oğlumuz. Gel al. Et gibi bir şey ha. Bak gör o yarın seni nasıl utandıracak. Ulan oğlum. Utandıracaksın sen babayı. Zafer Ali. Bak. Kardeşin oldu. Adını ne koyacaksınız? Esasında biz babamın adını koyacaktık. Ama düğüne giderken Kemal bana dediydi ki... ...orun olursa kirvesi ben olacağım. Kirvesi olamadı. İsim babası olsun. Adı Kemal olsun. Abimin davası sonuçlandı. 20 yıl. 20 yıl hapse mahkum edildi. Bir şey demeyecek misin Halil? Ne dememi istiyorsun Seher? 20 yıl abim için ne demek biliyor musun? Son nefesini orada verecek yani. Tüm bunlara sen sebep oldun. Abimin mahvına sebep oldun. Ama bu işten bu kadar kolay kurtulabileceğini zannetme. Yeter artık.
Bunlarla uğraşacak vaktim kalmadı benim. Merak etme. Beni bir daha görmeyeceğinden emin olabilirsin. Uyudular mı? He. Kemal de anası da uyudu. Güllü, ben sana bir şey diyeceğim. Sen bana bir vazife verdiydin hani. Avukattan paralar alıp kişilere dağıtacaktım ya. Ben o gittiğin gittim avukata. Avukat daha paranın hazır olmadığını söyledi, biliyor musun? Bugün de senden rahmetliğin düğün telaşı falan ya. Ben de hafıza söyledim. Hafız gidip parayı alıp işçilere dağıtacaktı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa bir Ali Cengiz oyunu dönmüş, biliyor musun? Paraları alamamış. Ha, senin anlayacağın bu parayı alanlar da, bu isyanı başlatanlar da aynı kişiler. Ama hiç merak etme. Kemal'in katillerini bulacağız, tamam mı? Ben fabrikaya gidiyorum. Güllü. Sen evvel beni Kemal'e neden vermedin baba? Yoksul diye, değil mi? Bizim gibi yoksul diye. Konuşsana. Öyle değil mi? Öyle. Senin dinin imanın para çünkü. 2 sene evvel satmıştın beni. Şimdi de sattın. Değil mi? Kızım. Kızım deme bana. Ben senin kızın değilim. Sen de benim babam değilsin. Baba böyle olunmaz. Senin gibi baba olunmaz. Baba olan kızını satmaz. Sen adam gibi baba olaydın, Kemal şimdi hayatta olurdu. Biz 2 sene evvel evlenmiş olurduk. 2 göz odalı evimiz olurdu. Kemal ustabaşı olurdu. Ben de ustabaşı karısı olurdum. Belki çocuğumuz olurdu. Kemal baba olurdu. Kemal baba olsaydı senin gibi olmazdı. Kızını el kaldırmazdı. Onu hayvan gibi satmazdı. Dövmezdi onu. Severdi. Mutlu ederdi onu. Sen beni hiç sevmedin. Bir kere bile başımı okşamadın. Bir kere bile sarılmadın. Hep çatıktı kaşların, hep sinirliydin, hep kızardın, hep döverdin. Bir kere bile insan muamelesi yapmadın bana. Sokaktaki itten daha değerli değildim. Ama ne zaman ki hanım oldum, o zaman değiştin. Önümde diz çöktün. Dinin, imanın, anan, baban, para. Neden baba? Neden böyle olması lazımdı? Neden? Ben gidiyorum abi. Adana'yı terk ediyorum.
Sana veda etmeye geldim. Sen gittiğinden beri öyle yalnızım ki. Öyle nefret doluyum ki. Ben kimim? Halide kim unuttum artık. Hatalarımın bedelini ödemem yakın. Bu yüzden korkuyorum. Mecburum gitmeye. Affet beni abi. Affet beni. Selim efendi. Avukatın yanından geliyorum. Bil bakalım bana ne dedi. Paraları sen almışsın. Evet ben aldım. Öyle mi? Kişilere niye dağıtmadın öylese? Çünkü Halide öyle istedi. Ben paraları alıp Halide'ye verdim. Gerisini de bilmiyorum. Bir dakika. Ben senin paraları cebelleze etmediğini nereden bileyim? Sen benim dezeme iftira etmeye utanmıyor musun lan ha? Ben iftira falan atmıyorum. Benim dezem bir dolu fenalık etmiş olabilir ama hırsızlık değil. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi işçilerin rızkına el sürmez. Sürmez. Ama mesele bu değil. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin Hanım. Bu ne? Yangından kurtarabildiklerimiz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Bunları tenekeye yollayıver Yasin. Baş. Hoş geldin Hasan'ım. Hoş bulduk Seyyar'ımcığım. Ben yanınıza helallik almaya geldim. Helallik mi? He. Köyüme döneyim artık diyorum. Artık bu çiftlikte çalışamam. İçim almıyor. O cehennem gecesini hatırladıkça hiç. Ne olur kusura kalmayın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Seyyar'ımcığım. Sen de hakkını helal et. Yolunuz açık olsun. Benim de hakkım helal olsun size. Yasin, istersen sen de gidebilirsin. Bu çiftlik artık bitti. Öyle demeyin hanımım. Tadilat falan olur. Yok Yasin. Ben dönmem artık bu çiftliğe. Bu
çiftlik herkese felaket getirdi. Kemal'in mezarı oldu. Ben buraya dönmem Yasin'a. Oğlumu burada büyütmem. Yanaşmalara söyle, başlarının çaresine baksınlar. Hayvanları da fakir fukaraya dağıtırsınız. Köylülerle de konuş. Bundan böyle dinç aslan çiftliğinin bütün tarlaları onlarındır. İstedikleri gibi ekip biçsinler. Baş. Mahallemizde vesikalı bir y**ayı mı barındıracağız? Burası Kerem'in mahallesi değil. He ya. O y**ayı taç çıkan mı belledi bizim burayı zar? Varın bildirelim hattını y**ayın. Ne oluyor? Niye kaynaşıyorsunuz aşağıda? Bakalım Reşit Efendi. Seni meyhane sahibi belledik. Meğer vesikalı y**ayı çarptırmışsın. Ne biçim konuşuyorsunuz? Haberin yok mu? Tekmil Adana duydu. Reşit Efendi meyhanede alem yaptırıyormuş. Hem de Gülizar'a. Reşit'in hiçbir şeyden haberi yok. Gülizar'ın ne halt yediğini nereden bilsin benim kocam? He, benim hiçbir şeyden haberim yok. Varsa iki gözüm önüme aksın. Bu kadın beni de kandırdı. Meğer benim haberim olmadan elin adamlarıyla buluşup fingirdeşiyormuş. Arı namusu torbaya koymuş bu. Ne duruyoruz? Haddini bildirelim. He, yürüyün. Haddini bildirin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bırakın beni. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Bırak. Sen de namussuz karı, seni Allah'ını seven vursun. Kolyer erin Nergis. Yaptığını bildiriyoruz. Mahallemizin adını kirletti bu sorga. Thank you.
Paralarınız ödenmemiş. Siz de çiftliği basmışsınız öyle mi? Bizim günahımız yok Serap Hanım. Bazıları çıldırdı gitti. Biz mayın olamadık. Kulağınızı açıp iyi dinleyin öyleyse. Bundan böyle dinç aslan fabrikası Ramazan'ındır. Size hakkınız neyse verecektir. Dinç Aslan Fabrikası bundan böyle işçileriyle birlik olacaktır. Kemal'i geri getiremem. Ama benden istediği vasiyeti budur. Adil olmak. Şimdi dağılabilirsiniz. Şimdi Selim'le konuştum da avukattan baraları varmış biliyor musun? Ama suçu da Ezem'e atıyor. Güya Halide el koymuş paralara. Halide mi? Yapmamı istediği dışında hiçbir şey yapmadım. Çevirdiği dolaplar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana bak. Sana soruyorum. Bana çabuk cevap ver. İşçilerin parasını neden ödemediniz? Seni gebertirim. Yemin ederim kendi ellerimle boğarım seni, yaparım. Halide işçilerin ayaklanmasını istiyorum. En başından beri niyeti buydu. O yüzden paraları benden alıp sakladı. İşçilere de paranın ödenmeyeceğini söylememi istedi. Yani işçileri sana karşı kışkırttı. Sonra... Sonra ne? Ne oldu? Sonra Halide jandarmayı aradı. Sizin adınızla. Jandarmalar geldikten sonra iş çığırından çıktı. Silahlar patladı filan. Hatta işçilerden bir tanesi de öldü. Ahmet. Bir de işçilerden biri vardı Habib diye. Onun da karısı hamileydi. Karnı burnundaydı. O da bebeğini düşürdü. Aman Allah'ım. Sonra bir çılgına döndü. Diğer işçiler de o kışkırttı zaten. Tam fabrikayı yakıp yıkacaklardı ki... Halide tam vaktinde ortaya çıktı. Onları çiftliği yakmaya teşvik etti. Demek ki her şeyin sebebi Halide.
Kurban oldum. Bak bu şeye inanmıyorsun deline. Kurban olayım, gel gidelim jandarmaya her şeyi anlatak. Onlar da gitsinler, tutuklasınlar, konuştursunlar ha? Jandarmaya falan gitmeyeceğiz Ramazan. Ne yapacağız ki ne? Hiçbir şey. Sen burada kal. Fabrikayı başıboş bırakma. Masal yüzlü hurim sana ne yaptılar böyle? Hafız efendi. Konuşma. Uzan, dinle. Bir daha sana dokunan olursa yemin ediyorum katil olurum, imandan çıkarım. Sen onlar gibi düşünmüyorum Haşa, sen masumsun. O Reşit denen seni tuzağa düşürdü, biliyorum. Allah senden razı olsun. Şayet Ermin'im hala istersen mezaha varırım. Ne affedersin tabii. Ben seni yasuda yapar tavuğum buldum Gülizar. Sen benim Refika hayatımsın. Öylesin ya. Hafız efendi. Güllü. Kemal'in katili halde. Ne yapıyorsun Güllü? Neye aldın o tabancayı? Hakkınızı helal edin. Ona. Yok etmem. Bu kapıdan çıkarsan sana hakkımı helal etmem. Delendin mi Güllü? Hapislerde mi çürümek istiyorsun? Kendine acımıyorsan bebeğine acı. Al çekil. Çekil onu. Bizim dur. Ne olursun yapma Güllü. Kadını. Halide denen o şeytanı. Kemal onun yüzünden ölmüş. Çitliği o yaktırmış öyle dedi. Gülünün gözü kararmış Cemşir. O kadını vuracak, öldürecek. Katil olacak kızım. Evet, bu o. Odama gelen kadın. Planları o çaldı. Asker!
Emredin komutanım. Derhal Halide Dinç Aslan'ı tutuklayın. Emredersiniz komutanım. Halide. Çiftliğe ayak bastığım ilk günü hatırlıyor musun Halide? O vakitler bir söz vermiştim kendime. Bir daha kimse üzemeyecek beni demiştim. Hanım olacağım demiştim. Çok güçlü olacağım demiştim. Herkes bana imrenecek demiştim. Ama en mühimi de bir daha kimse sevdiğimi elimden alamayacak demiştim. Serap, ne yapıyorsun? Bırak o silahı. Ben kendime verdiğim sözleri tuttum Halide. Ama bedeli çok ağır oldu. Söyle Halide, kim kazandı? He? Kim haklıydı? Kemal öldü. Çiftlik yandı. Bu oyunu kazanan biri var mı Halide? He? Kendinle gurur duyuyor musun? Serap, yapma. Oğlumu alamadın benden. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yaptığın her şeyin bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bu defa kurtulamayacaksın. Bırak gideyim Serap. Sen bundan sonra ancak cehenneme gidersin. Bir şey daha söylemiştim. Düşmanım. Ne kadar merhamet dilerse dilesin benden. Onu asla affetmeyeceğim demiştim. Asla.
Bana ömrüm boyunca babalık yapmayan babam, o gece bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyiliklerden birini yapmıştı. Beni ölene dek peşimi bırakmayacak bir yükten, katil olmaktan kurtarmıştı. O anda farkında değildim belki ama şimdi biliyorum. Babam aslında benim hayatımı kurtarmıştı. Sadece benim değil, torununun da. Oğlum Muzaffer Ali onun sayesinde anasından ayrılmadı. Babam olmasaydı, yetişmeseydi ben Kemal'e verdiğim sözü tutamayacaktım. Öfkeme yenilecektim. İyi bir anne olamayacaktım. Babam müebbete mahkum oldu. Ama onun müebbeti ancak 2 hafta sürdü. Ne kadar hasta olduğunu öldüğünde öğrendik. Allah. Mapushanedeki arkadaşları dedi ki, oğluna kavuştuğu için mutlu ölmüş. İnşallah Esra'dan öyledir. Mutlu ölmüştür. Cenazesine Asuman da geldi. Anamla babamın mezarı başında saatlerce kaldılar. Halide'nin cenazesi Adana'nın gördüğü en ıssız cenazeydi. O layık olduğu gibi yalnız öldü. Bir laf işitmiştim. Her insan meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi kendi ölümünü içinde taşırmış. Halide de öyle bir ölümü belki doğduğundan beri içinde taşıyordu. Anam, son sözleri yanına geliyorum amcaoğlu. Reşit, babamın eski akıl hocası. Başıma gelen her şeyin başlıca müsebbibi. Hayvan olsaydı şanına tilkilik yaraşır Reşit. Zengin oldum. Kolay gelsin.
Ramazan. Sendikadakiler ona Gomez Patron lakabını taktılar. Niye mi? Fabrikada öyle bir düzen kurdu ki kimse kimsenin patronu değil. Fabrika ne kazanıyorsa eşit bölüşülüyor. Herkes eşit çalışıyor, eşit kazanıyor. Yasin'a hala çiftlikte yaşıyor. Bana vasiyet etti. Ölünce beni buraya gömersin dedi. Meyve ağaçlarının altına. Ziyaretine gidin mutlaka. Sevinir. Size çiftliğin eski güzel zamanlarını anlatır. Gülizar'la Kabak evlendiler. Kabak tenekeyi tek mil Reşit'e sattı. Eline geçen parayla Gülizar'a Madam Emma'dan gelinlik aldı. Adana'nın şerefli bir semtinde de bir ev tuttu. Şimdi bir bebekleri var. Çok da mutlular. Ben mi? Ben Kemal'i hiç unutmadım. Her gün mezarına gidiyorum. Onunla konuşuyorum. Onun vakti zamanında bizim için tuttuğu evde yaşıyorum. Onun gurur duyacağı bir hanım olmaya çalışıyorum. Artık elimde hiçbir şey yok. Sahip olduğum her şeyi Muzaffer'den bana kalan ne varsa köylülere, işçilere dağıttım. Artık hiçbir şeye sahip olmak istemiyorum. Galiba ben ancak şimdi hanım oldum. Anladım ki hanımlık mal mülk parayla olmuyormuş. Hanımlık bütün bunlardan vazgeçmekle oluyormuş. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Doğru mudur bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin. Başıma bütün bunların gelmesindeki, Kemal'in bu dünyadan bu kadar erken göçüp gitmesindeki hayır nedir? Bizim hiç kavuşamamamızın, hayallerimizin hiç gerçekleşmemesinin nedeni nedir? Bilmiyorum. Aradan 2 yıl geçti. Ben artık nefes alabiliyorum, yaşayabiliyorum, hatta gülümseyebiliyorum. Ama hala bilmiyorum. Bütün bunlardaki hayır nedir? Esrahtan bir hayır var mıdır? Yoksa mesele hayallerin gerçek olması falan değil. Beraber hayal kurmak mıdır? Öyle midir? Yaşadıkları beni derinden etkileyen Güllü'ye hürmetlerimle. Hikayenizi yazarken bazı hadiseler değişmiş olabilir. Bunu muharrirlerin hakikatlerden yola çıksalar da şahsi tercihlerinin etkisine bağlıyor ve mesut günler diliyorum. Muzaffer'e gel, hadi gel oğlum.